Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Kasım 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, yılın 2022'nin en önemli dönemindeyiz ve sizin için de kuşkusuz çok önemli tutulmalar zamanındayız ve bu ay burcunuzda güçlü bir ay tutulması olacak. Güneş 22 Kasım'a kadar Akrep burcunda ilerliyor. Gezegeniniz Venüs ve Merkür 16-17 Kasım'a kadar Akrep burcunda ilerliyor olacak. 25 Ekim'de meydana gelen Akrep burcu Güneş tutulmasının tesirleri devam ediyor. İlişkileriniz, eşiniz, partneriniz, işbirlikleriniz, yakın arkadaşlıklar, ortaklıklar, tüm bunlar daha fazla mercek altında. Buralarda yenilikler olabilir. İlginiz, alakanız, özellikle bu ilişkilerinize daha fazla odaklanabilir. Ve bununla beraber 8 Kasım'da burcunuzda 16 derece Boğa burcunda dolunayla beraber tam ay tutulması yaşayacağız. Çok kadersel bir dönem. Kontrolünüz dışında olabilecek gelişmeler söz konusu tabii ki. Bunlar önümüzdeki 6 ay, hatta 1 yılı önemli ölçüde etkileyecek, şekillendirecek durumlar. Uranüs'le birleşen bir tutulma bu. Sürprizler, beklenmedik durumlar, ani fikirler, buluşlar, farkındalıklar söz konusu sizin adınıza. Özgürleşmeler, hayatınız açılacak yeni kapılar, yenilikler söz konusu. Boğa burçları, özellikle sabit burçlar çok etkileniyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında mı? Ve kişisel doğum haritalarınızda sabit burçlarda gezegenleriniz var mı? Ne kadar çok gezegeniniz varsa sabitlerde, etkiler o kadar artacaktır. Sizin için çok daha güçlü olacaktır. Sabit burçlardaki tutulma tesirleri daha kalıcı, daha uzun vadeli, çok da hani karşı koyamayacağımız sert etkiler barındırır. Üstelik Uranüs'le birleşiyor, Satürn'den de güçlü bir açı alıyor. Bu hayatımızın genel yapılarında, işte kariyer konuları, ilişkiler, yaşadığımız yerler, genel imajımız, hayatımızda çok önemli bazı dönüşümlerin, değişimlerin, yeniliklerin, önemli tetiklenmelerin olabileceği bir süreci işaret ediyor. Yani hayatımız değişiyor sevgili boğalar ve bundan sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Farklı bir yaşam döngüsüne, farklı bir kader devresine evrildiğinizi düşünün. Bu tutulma işte bu kadar etkili bir tutulma. Evet, bu ay genelinde baktığımızda Mars İkizler Burcu'nda geriliyor olacak. Ekim sonu itibariyle başladı bu gerileme hareketi. Ve 15 Ocak'a kadar devam edecek. İkinci evinizde Mars gerilemesi var. Şimdi ay genelinde biraz para konularına dikkat etmek lazım. Mars gerilediği zaman enerji düşüklüğü, motivasyon düşüklüğü, kararsızlıklar, belirsizlikler olabilir ve biraz o alandaki enerjimizi doğru yönlendirmekte zorlanabiliriz. Hangi alanlarda? Özellikle maddi konular, işte parasal kazançlarınız, paranızı değerlendirme, harcama şekliniz. Ve tabii ki kendinizi güvende hissetmek için ihtiyaç duyduğunuz bu maddi kaynaklarla ilgili konularda ay genelinde daha dengeli davranmak gerekiyor. Gelirler anlamında, kazançlar anlamında yavaşlamalar, gecikmeler olabilir, ertelemeler olabilir. Yatırımlar konusunda riskler olabilir. Özellikle tutulmaların da tesiri var, unutmayın. Burada alışverişler, yatırımlar, buralara daha dikkatli yaklaşmak gerek. Yani mümkünse biraz ertelemek, en azından 15 Ocak sonrasını beklemekte fayda var. Kazalara, sakarlıklara falan da dikkat edin. İkinci ev, 2-8 aksı yaşamımızı, biraz sağlığımızı da etkileyen alanlardır. Buralarda tabii geçmişle ilgili bazı konular da aktifleşir. Karmik etkiler. Yani hak ettiğiniz de, hak ettiğiniz ama alamadığınız bazı paralar elinize geçebilir ya da uzun süredir hani beklediğiniz, değer görmesini beklediğiniz bazı yatırımlarınız varsa bunlarla ilgili hızlı hareketler olabilir. Ay genelinde Mars'ın özellikle sert açılarda bulunacağı günlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu günleri de şöyle söyleyebiliriz. 18, 19, 20 Kasım gibi Mars-Neptün karesi parasal konularda güvensizlikler, belirsizlikler, işte yanlışlıklar, kaybetme, İşte kandırılma, dolandırılma, yanlış karar verme gibi etkiler oluşturabilir. Lütfen özellikle bu Mars-Neptün karesine dikkat edelim. 29 Kasım'da Mars-Merkür karşıtlığı var. Yine buralarda özellikle alışverişlere dikkat edelim. Çünkü
Hesap işlerinde karışıklıklar olabilir, yanıltıcı durumlar olabilir. Özellikle internet üzerinde yaptığınız hani ticari işlemlerde, alışverişlerde biraz daha fazla iletişim sorunları ve sıkıntılar olabilir. Bu günlere ekstra önem vermekte, daha fazla dikkat etmekte fayda var sevgili boğalar. Gezegeniniz Venüs ayın 15'ine kadar Akrep burcunda olacak. Venüs'ün Jüpiter'le güzel kombinasyonları var. Venüs-Jüpiter üçgeni 14-15 Kasım gibi aktifleşiyor. Bugünler size maddi konularda bazı destekler getirebilir. Daha çok ilişkiler anlamında kendinizi güvende hissedebileceğiniz enerjiler var. 15 Kasım, 16 Kasım gibi Venüs'ün ve Merkür'ün Jüpiter'le yapacağı üçgen açılar, mesela bir ilişkinizden, bir işbirliğinden ya da eşinizden, partnerinizden maddi ya da manevi destek almanızı, yardım almanızı, mutluluk almanızı sağlayabilir. Bunlar romantik etkiler olabilir ama maddi anlamda bazı kazançlar konusunda da özellikle bugünler daha kısmetli görünüyor. 21 Kasım'da yine Güneş-Jüpiter üçgeninin etkili olduğu bir gün. Yani Kasım'da zor günler var ama şanslı günler de var. Bazılarımız için özellikle toprak burçları ve su burçları için daha bunlar iyi görünüyor. Siz de bir toprak elementine aitsiniz. Dolayısıyla bu 15 Kasım, 16 Kasım, 21 Kasım Jüpiter etkilerini iyi değerlendirmek lazım. Daha öncesinden hani umut ettiğiniz, hayal ettiğiniz, üzerinde çalıştığınız bir şeyler varsa bunların gerçekleşmesi adına yardımlar alabilirsiniz. Bunlar ruhsal yardımlar olabilir. Gerçekten hani başkalarından da böyle görünür yardımlar almanız özellikle mümkün görünüyor. 22 Kasım itibariyle Güneş artık Yay burcuna geçecek. Hemen öncesinde Venüs ve Merkür de Yay burcuna geçiş yapıyor ve ayın ikinci yarısından itibaren 8. ev konularınız aydınlanmaya başlıyor. 24 Kasım'da Yay burcunda bir yeni ay doğacak. 8. ev hem çok spiritüel bir alandır, ruhsal konularla ilgilidir, dönüşümlerle ilgilidir, hayatımızdaki bazı krizlerle ilgilidir. İşte ilişkilerimizde daha tutkulu olabilir, cinsellik gibi konular aktifleşebilir. Aynı şekilde yine maddi konuların, parasal konuların hisseli paylaşımları, işte eşten gelecek kaynaklar olabilir, bir ortaklı işten gelecek kaynaklar olabilir. Buralarda bir aktifleşme söz konusu. Örneğin bu yeni aile beraber bir kredi başvurunuz olabilir ya da eşinizin kaynaklarında belki bazı kazançlarında bazı gelişmeler olabilir. Bir sigorta konusu, bir burs konusu, belki bir mirasla ilgili bir mevzu, özellikle yeni aile birlikte hayatınızda kendini gösterebilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle değişken burçlarımız etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili boğalar. Değişken burçların İlk derecelerinde 0 ile 5 derece alabilirsiniz bunu. Kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ay döngüsü sizin için çok daha önemli olabilir, etkili olabilir. Yeni ay etkilerini zaten hani önümüzdeki Aralık ortalarına kadar olan süreçte de deneyimleyeceğiz. Bunlar kendini göstermeye devam edecek. Jüpiter Balık burcunda bu ay artık retrosunu tamamlıyor ve 28 derece Balık burcunda ay sonu itibariyle İleri harekete dönecek. Balık burcundaki bir Jüpiter oldukça kısmetlidir aslında. Retro olsa bile bu ay o Jüpiter'in etkisini hissedeceğiz. Çünkü kişisel gezegenlerimiz de güzel üçgen açılar yapıyor. Ay sonundan itibaren ileri harekete de dönecek. Mayıs'ın özellikle ilk 10 günlük dönemini şöyle bir gözden geçirin. O derecelerde ileri harekete dönecek ve artık Balık burcundaki son geçişi bu. 12 yıl bir daha Balık burcunda olmayacak. O dönemde değerlendiremediğimiz bazı fırsatları veya maddi manevi yaptığınız çalışmaların, harcadığınız emeklerin karşılığını özellikle Jüpiter'in ileri harekete dönmesiyle beraber daha güçlü bir şekilde almaya başlayabilirsiniz. Sevgili boğalar, para evinizde de olduğu için yani parasal anlamda da bunun size önemli destekleri olabilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.